14 Mayıs'ta yapılacak olan seçime sayılı günler kaldı. Şanlıurfalı vatandaşlar bu seçimde hangi partiye oy verecek? Oy vereceği partinin Şanlıurfa milletvekili listesini nasıl buldu? Mikrofon uzattığımız vatandaşlar görüşlerini dile getirdi. Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? AK Parti'ye veriyorum. Neden AK Parti? İşte çünkü seviyoruz, reisi seviyoruz. Yıllardan beri yaptıkları bellidir. Değil mi? Yani bundan daha iyisi ne olacak? Diyorlardı soğan pahalı pahalı. Şimdi salatalık 4 lira. Soğan düştü 10 lira. Allah'ın eksikliğini vermesin. Yaptıkları yapacağının teminatıdır. Biz ona güveniyoruz. Peki AK Parti'nin Şanlıurfa milletvekili listesini nasıl buldunuz? Nasıl değerlendirirsiniz? Orası meçhul. Ben oraya karışmıyorum. Ben sadece reise oy veriyorum. Milletvekili için oy kullanmayacak mısın? Kullanacağım tabii. Vereceğim tabii vereceğim. AK Parti. Vallahi hiçbirine de vermeme niyetim var. Neden? Hangisi başa gelse aynı dedik. Şimdi bir şey yok bizim için yani. Kim gelse vurmaya çalışıyor, çalmaya çalışıyor. Yani bizim için dekşen bir şey olmaz. Olmayacak da. Dekşen bir şey de olmayacak yani. Ümidiniz yok mu? Yani umudum yok. İnan et umudum yok. Yani yarın seçim olsa belki oyumu da kullanmayabilirim yani. Yani çünkü hep gelen aynıdır. Dekşen hiçbir şey yok. Yani kim başa gelse aynıdır. Yani yarın seçim olsa kim başa gelse dekşen bir şey hiç olmayacak. Yine aynı bu rezilliğin içinde bu yokluğun içinde yine devam edecek işte. CHP'ye veririm. Neden CHP? Valla işte... o benim tercihim. Yani şimdi bu şimdilik benim tercihim. Zamanla bu fikrim de değişebilir yani. O insanlara bağlı, o şahıslara, o partiye de bağlıdır. Evet. Peki CHP'nin Şanlıurfa milletvekili listesini nasıl buldunuz? Valla ben daha onu incelemedim ama ben öyle fazla kimseyi fazla takip etmem. Ama kendi tercihimi söyledim. CHP'ye vereceğim. Recep Tayyip Erdoğan'a. Neden? Neden? Bir sürü nedeni var. Birkaç tanesini sayabilir misiniz? Yani bir sürü nedeni var. Yani... Peki AK Parti'nin Şanlıurfa listesini beğendiniz mi? Evet beğendim. Hiç kimseye de oy kullanmıyorum. Hangisi gerirse daha kötü olur. En iyisi halkın kendi kendini yönetmesi. Ha. Tek kişi olmaz. Padişahlıktır, şahlıktır. Tek kişi hiçbir zaman kendi memleketini yönetemez. Halkı devamlı köledir, ona devamlı çalışır. Herkes ona emek verir, ona çalışır. Onun için ben diyorum ki, ben bu sene oyumu CHP'ye vereceğim. İnsan hakları belki savuncusudur, belki iyi olur. Cumhurbaşkanlığı ona veriyorum. Peki. Milletvekili de ben kendim kökenime veriyorum, HDP'ye veriyorum. Yani Cumhurbaşkanlığında Kılıçdaroğlu'na vermeyi düşünüyoruz. Mecliste de Yeşil Sol Parti'ye oy vereceğim. Peki Yeşil Sol Parti'nin Şanlıurfa milletvekili listesini nasıl buldunuz? Çok iyi buldum. Özellikle Ferit Şen Yaşar'ın listede olmasından dolayı çok memnunum. Hepimizin bildiği gibi Urfa'da gerçekten de bir Şen Yaşar ailesine karşı bir zulüm yapıldı. Bunun hesabını inşallah sandıkta soracağız biz. Partim, ben AK Parti'yim. Neden AK Parti? İyi, herkes iyi davranıyor, iyidir. Bundan gelen daha kötü olacak, bence. Bence öyle. Peki AK Parti'nin Şanlıurfa milletvekili listesini nasıl değerlendireceksiniz? Ben onu bilmiyorum bağlamda. Tanıdığınız vekiller yok mu arada? Yok, hayır. Hiçbirine denk gelmediniz mi? Yok, hiçbirisi. Biz çünkü Urfa burada değiliz, köyde oturuyoruz. Erdoğan. Bak hep Erdoğan diyorlar. O ne daha kararım yok. 14 Mayıs'ta seçim olacak. Hale karar verir misiniz? Haberim var, ondan seçim de var. Şimdi kadar bu AK Parti iyiydi. Ama bu AKP'nin davasından durum iyiydi. Gelin. Ben öyle görüyorum. Kürdüm, haksızlığa karşıyım. Adaletsizliğe karşıyım, yolsuzluğa karşıyım. Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Kafanı yorma. Neden? Hangi partiye? Oy kullanmayacak mısınız? Kullanacağım. Hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben onu söylemiyorum işte. Benim yüreğimden ne geçiyorsa onu yapacağım. Ben hiçbir partiye oy vermem. Neden? Yani seçim yapsa o ne olur, olmasa ne olur. Biz bir taneyi seçmişiz zaten, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Başımızda yeterinceye kadar duruyor. Başka ne seçeceğiz? Yetmiyor mu bize? Adamın şeyini kaldırdılar, yere kadar indirdiler. Kılıçdaroğlu'nu kovacağım. Ben özellikle. Konuşuyor. Başkan olmasa şimdi burada herkes gezebilir mi? Bu depremlerin hiçbirine hiç kimse şey veremezdi. Tüm bağışları, her şeyi o topladı.
Başka biri yapar mı? Ama sadece ondan da isteğimiz fakir fukaralara da yardım etmeli. Sadece depremzedelere değil. AK Parti'ye vermem. Asla vermem. Ya aslında iyi oran kazansın diyeceğim ama karşı tarafında dik duran biri yok. Şimdi bak bu pazar eşyalarını alayım. Tavlacı hangisi ucuz satıysa oraları gezik. Ne bileyim hani şimdi şu an mevcut iktidar da sanki yeni iktidar olacakmış gibi vaatler veriyor. 20 yıldır başkası iktidardaymış gibi vaat veriyor. Sanki başkasından iktidarı alacakmış gibi davranıyor. Onlar da samimi bir değil. Hele Urfa için seçilen vekilin listesini yani başkası hazırlasaydı bu kadar kötü hazırlayamazdı. AK Parti için mi söylüyorsun? He. Yani başka biri bu listeyi hazırlasaydı, düşman biri hazırlasaydı bu liste ancak o kadar berbat olurdu. Yani listede gene isimler değişmemiş. Eskiler var. Zaten düzen kötü. Sorunları biliyik değil ama hiçbir şey değiştirmiyor. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Neden CHP? Ya ülke satıldı, bitti, bir şey kalmadı. İnsan perişan. Ekonomi çöküş var. 20 yıl yeter, 21 yıl yeter. Değişimin olması lazım. Bir de Urfa'da aşiretin bitmesi lazım. Fakir çocuğu da olsa kültürlü, çift diplomalı, üniversiteli insanları seçmemiz lazım. Hep kürba ayağından memleketi batırdık. Peki CHP'nin Şanlıurfa milletvekili listesini nasıl buldunuz? Güzel, Mahmut Tanal güzel. Atılgan, iyi temsil eder. O inançtayım ben. HDP 40'ız değil, öbür partiler 40, AK Parti 40'ızdır. Yeşil Sol Parti olsa. Yeşil Sol Parti'ye vereceğim. Bir de Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Peki Yeşil Sol Parti'nin Şanlıurfa milletvekili adayı listesini nasıl buldunuz? Normal buldum, iyidir. Bir tane zaten kardeşi şeysini öldürdüler. Hakkını arıyor, vermiyorlar. Devlet yok ki bir şey, hakkı yok, hukuk yok. Ha, bir tanesi odur. Ben onun için vereceğim. Yani şu an bence bunu konuşmak yerine bu kadar insanın acılarını konuşmak daha mantıklı geliyor bana. Hiçbir partiye oy vermem o yüzden. Yani oy kullanmayı düşünmüyor musunuz? Oy kullanmayı düşünmüyorum. Çünkü gerçekten ben Hataylıyım, Urfa'da yaşıyorum. Yani çok kötü o insanlar. O insanlar bu kadar acı çekerken bizim seçimi konuşmamız bana ayıp geliyor. İnsanlık dışı geliyor. Yani hala orada su sıkıntısı devam ediyor mesela, haber alıyorum. Bilmiyorum yani, bunları düşünüyorum. Oy kullanmayı düşünmüyorum. Artık ülkenin bir değişime ihtiyacı var. Tekrardan umutlara, tekrardan yeni yüzlere, yeni insanlara ihtiyacı var. O yüzden bence farklı bir insanın gelmesi benim için daha doğru olur. Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? AK Parti. Neden AK Parti? Her zaman AK Parti. Parti. Neden AK Parti? AK Parti çünkü memleketin gelişiminde ben onu görüyorum. Onun için ona veriyorum. Peki AK Parti'nin Şanlıurfa milletvekili adayı listesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani biraz zayıf diğer şeylere göre. Biz genellikle reise verdiğimiz için yani milletvekili olarak belki AK Parti'yi düşünmeyebilirim ama reise vereceğim Cumhurbaşkanlığımı. Tabii ki AK Parti başkine vereceğiz. Neden AK Parti? AK Parti yani AK Parti'nin dışında bir herhangi bir parti yok ki Türkiye'ye herhangi bir olumlu bir şey yapacak hiçbir partinin katkı sağlayacağını hiç zannetmiyorum. Bir de liderimiz Erdoğan, onun dışında da ben lider göremiyorum ve hiç kimsenin Türkiye'ye Erdoğan gibi herhangi bir onun %1'i kadar bir katkı sağlayacağını hiç yani zannetmiyorum. Peki AK Parti'nin Şanlıurfa milletvekili listesini nasıl buldunuz, nasıl değerlendirdiniz? Valla onlarla hiç ilgilenmiyorum, siyaseti de bilmiyorum ama tek bildiğim lider Tayyip Erdoğan. Onun dışında da hiç kimse yok. Selahattin Demirtaş. Neden? Çünkü seviyoruz biz Kürt'ü. Valla abi şu anda kararsızım yani. Neden? Karar veremediniz mi? Veremedim evet. Yarın dışındaki bir partiye veririm muhalefete. Tren rayda görünüyor. Treni raydan çıkarırsak bir daha raya koymak pek öyle kolay bir şey değil yani. Peki AK Parti'nin Şanlıurfa listesini, milletvekili listesini nasıl değerlendirdiniz? Hiçbirini tanımıyorum. Beni ilgilendirmiyor zaten. Önemli olan siyasi iradedir. Hangi partiye oy verirsiniz? Ben kullanmayı düşünmüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Çünkü hırsızdır. Yolsuzluk yapmaz. Dürüst insandır. Samimidir. İnsanları kucaklar. Peki CHP'nin Şanlıurfa milletvekili listesini nasıl değerlendireceksiniz? Nasıl buldunuz? Ya AK Parti'ye göre iyidir. Erdoğan'a.
Neden? Her şey görünüyor, bellidir. Her şey yollar, insanlara verilen maaşlar, ondan sonra yaşlılara verilen maaşlar, her şey ortada belli. Peki AK Parti'nin Şanlıurfa Milletvekili listesini nasıl değerlendireceksiniz? Nasıl buldunuz? İyidir. Şu anda iyi görünüyor. Seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? CHP'ye. Neden CHP? Ya neden olsun? Bunlar bir girsinler. Peki CHP'nin Şanlıurfa Milletvekili listesini nasıl değerlendireceksiniz? İyidir. Yani bilmiyorum ya kime vereceğim. Hangi partiye vermeyi düşünüyorsunuz? Biz mi? Büyük ihtimalle şey ya, Kılıçdaroğlu'na veririz. Neden Kılıçdaroğlu? Neden CHP? Bilmem, o da iyi geliyor şu an yani açıklamalarıyla. Biraz değişim olsun ya. Biz öğrenciler olarak aynı şeyden mi sıkıldık? Ben Yeşil Sol Parti'ye vereceğim. Yeşil Sol Parti. Neden Yeşil Sol Parti? Ya neden işte? Ya seviyorum neden. Yani mücadelesini veren tek parti budur. Başka Peki Yeşil partiye? Sol Parti'nin Şanlıurfa Milletvekili adaylarını nasıl buldunuz? Nasıl değerlendireceksiniz listeyi? İyidir, iyidir. İyidir. Mithat Sancar, iyi bir insan. Ömer Öcalan. Azad, ne diyeyim? 4, 6, 7 tane, inşallah 7 tane çıkar. İnşallah. CHP. Neden CHP? Yani ekonomik krizden dolayı CHP. Peki CHP'nin Şanlıurfa Milletvekili listesini nasıl buldunuz? Nasıl değerlendireceksiniz? Yani Mahmut Anal iyidir. Yeşil var. İkisi seçilir inşallah. CHP. Neden CHP? Şu an durumda partimi vermek biraz sıkıntılı. Peki CHP'nin Şanlıurfa Milletvekili listesini nasıl buldunuz? Henüz bakmadım ona. Yani milletvekili adaylarını tanımıyor musunuz listede? Urfa'da tanımıyorum. AK Parti'ye veririm. Neden AK Parti? Çünkü AK Parti şu an süreci iyi yönetiyor ve o yüzden AK Parti diyoruz. Peki AK Parti'nin Şanlıurfa Milletvekili listesini nasıl buldunuz? Kötü bulduk. Çünkü sıralama oy sırasına göre değil, daha çok gruplaşma var. Çünkü aynı boydan, sülaleden neredeyse 3 kişi ilk 7 içerisinde, ilk 8 içerisinde. O yüzden biraz adaletsiz olmuş. AK Parti'ye veririz. Neden AK Parti? Yani şimdi günümüz şartlarımıza baktığımızda şu anda hani lider olarak yani başımızda yani şu anda Sayın Recep Tayyip Erdoğan bulunuyor. Ha tabii ki farklı bir kişi, gençlerden bir tanesi birisi olsaydı mesela yani bize yapacaklardan ve yatırımlardan ve ekonomiyle ilgili, Türkiye katkısıyla ilgili yapabileceğimiz bir durum olmuş olsaydı tabii ki neden olmaz. Ama şimdi günümüz şartlarına baktığımızda geçmişe bakıyoruz mesela. Şu anda birden fazla altı ittifakın bir adayı var şu an. Yani günümüz şartına baktığımızda yani CHP'nin hiç bu zamana kadar Türkiye ile ilgili bir yatırım yok. Mesela bizler kendi silahımızı, tankımızı, uçağımızı vesaire bunlar birden fazla yapıyoruz. Ama şu anda buna karşı çıkanlar var. Peki AK Parti'nin Şanlıurfa Milletvekili listesini nasıl buldunuz? Şimdi tabii ben de bir AK Partici olarak şu anda yani bizim kendi irademiz doğrusunda, kendi Urfa'nın içinden olmuş olsaydı mesela daha uygun olurdu. Mesela hep gençlere yönelik. Yani mesela hep sürekli aynı kişiler olduğu için yani biraz kabak tadı vermeye başladı. Ama tabii ki liderimiz en uygunu görmüşse bu onun için daha makbule geçer. Cumhurbaşkanlığını Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Milletvekilini HDP'ye veriyoruz. Yeşil Sol Parti'nin Şanlıurfa Milletvekili listesini nasıl buldunuz? Çok iyi bulduk. Yani Yeşil Sol Parti'nin listesi gayet de iyi, normal yani. Zaten oyumuzu da onlara vereceğiz. Cumhurbaşkanlığına da Kılıçdaroğlu'na veriyoruz.